İbn Abbas'tan rivayet, Resulullah Efendimiz Arafat'ta okuduğu dua sünnettir. Sırf ölmüş bir sünneti diriltene 100 şehit sevabı var. Arafa günü kim biliyor bu duayı? Allahümme inneke terâ mekânî ve tesmeu kelâmî. Kim okumuş? Sifta yok. Siz de okumuş değilsiniz. Bu sene Arafat'ta okuyun. Şu dergide yazdığım duaların tamamını yapsanız bir saatinizi almaz. Nedir yani bir saat, iki saat? Nedir yani? Nereye vermiyoruz? Niye bu zikirleri okumayalım Arafa günde? Efendim, altıncı maddede. Sonra her sene biliyorsunuz İlyas Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam nerede buluşurlar? Arafat'ta buluşurlar. İhramdan çıkarlar. At yaparlar onların işleri, ne alem. Kim görüyor? Baştan tıraş ederler birbirini. Sonra şu zikirleri yapmayı tembihlerler. Bu da nimetlerin bekası için, belaların defi için çok önemli. Bismillah maşallah. La ti bil hayr illallah. Ben her gün okuyorum. Üç kere okusaydın ama bir kere okumaya çalışıyorum. Belaların açılması bakımından. Yangından, boğulmaktan, çalınmaktan, her beladan emin olur. Sabah akşam okuyanlar, Arafa günü hiç olmasa okunmasına fayda vardır. Ondan sonra cehennemden boynunun azadı için, helal rızkın genişlemesi için, insü cinnin fasıklarının şerrin defi için çok önemli dua. 8. madde, sayfa 90. Bu dua Hazreti Ali'den mervidir, sünnettir, çok önemlidir. Arafa günü bu dua konuyor. Sonra İbn Ömer Efendimiz Arafat'ta yüksek sesle okuduğu dua var. Bunların hepsi sünnettir, mesnundur. İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesinden daha fazla takip eder. İbn Ömer kadar sünnete ittiba eden bir sahabi daha yoktur. Oturduğu yerde otururdu, kalktığı yerde kalkar. Hatta Mekke Medine arası giderdi, Hazreti Ömer bile o kadar yapmaz. Belki de yapamazdı Hazreti Ömer bile. Ona şaşırırdı herkes. Giderdi orada bir ağacın altına giderdi. Orada otururdu, böyle çömelirdi. Abdest bozar gibi yapardı, kalkardı. Ne yapıyorsun ya derlerdi. Ya derdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada oturmuştu bir kere bu şekilde. Öyle oturdum, kalktım. Manasını düşünmez. Niye yaptığı lazım değil. Ne yaptı yapar. Gider oraya. Burada ayağını şöyle basmıştı. Şöyle yapmıştı. O da gider böyle yapar, gider döner. İbn Ömer kadar sünnete bu noktada ittiba eden bir sahabi yoktur. Bütün kitaplar bunu söylüyor. Onun duası ne demek yani? O Resulullah'tan duymadan bir şey mi yapmış? Sallallahu aleyhi ve sellem. 10 vakfe saatinde, yani pazar günü ikinden sonra. Arabistan'ın akşam ezanı kaçta okunuyor acaba? Şu anda Mekke'nin? 6.35. 6.35 ise orayı da hesap edin. Tabii bizim Arafa günü, bizim güneş batana kadar devam ediyor ama Huccac'ın oradaki ikinden sonraki saati, yani diyelim ki 6.35 ise 5'ler. 5 falan çok nazik ve hassas saattir. Bizde de ikindiği müteakip. İkindiği müteakip vakfe saatidir. Bu dualar özellikle o saatte tercih edilsin. Hacıların da Arafat vakfelerine iştirak niyet edilsin inşallah. Ondan sonra vakfe saatinde özellikle şu dua okunur. Ayet-i kerime ve hadislerden derlenen birçok dua mevcuttur. Görülmemiş bir duadır. Ben bunu birçok hadisten ve ayetten toplamışım. Alimler de toplamışlar. Ben de size yazdım. 1,5 sayfedir. 91. sayfede başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Lebbeyke Allahümme lebbeyki var. Tevhidi var. Salavatı var. Kur'an-ı Kerim'deki çok önemli dualar var. Maddi, manevi bütün istekler buradadır. Sayfa 91, 92'de bitiyor. Burada manaları yazılmamış. Yazıldı bir yerde de bu yer yetmeyince bazı kere sade lafzı bırakıyoruz. Dergi ya, sınırlıdır, kitap gibi değil.